olduğu mücadelelerde de, yapmış olduğu görevlerde, işlerde, faaliyetlerde başarılar elde eden ve yapmış olduğu işlerin en doruk noktasına kadar çıkan, her şeyin üstesinden gelen ve bu köyden, Uluköy'den İstanbul'a gidip İstanbul'da kendi işlerini kuran, kendi gayretiyle, kendi tırnaklarıyla bir yerlere varan, bir yerlere giden, bunların yanı sıra da siyasette, siyaset sahnesinde de kendisini gösterip Amasya'da başarılamayanı, Amasya'da siyaset alanında 20 binlerden 25 ve 25 binlerden gelip oylarını 50 binlere, 50 bin küsürlere ulaştırıp milletvekili seçildiği halde sonradan yurt dışından getirilen oylar vesilesiyle milletvekilliği elinden alınan, gasp edilen, ama o sizin evladınız, bu köyün evladı ve milletvekiliniz, vekiliniz olarak çıkan, yine yılmayan, içinde göstermiş olduğu başarısını siyaset hayatında da gösteren, 2015 seçimlerinin Amasya milletvekili adayımız, milletvekilimiz, daha sonra 2019-31 Mart mahalli seçimlerinde Amasya ilinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerini en yakın rakibine 8-10 bin oy fark atarak, evet 8-9 bin oylardan gelip 8-9 bin olan oyunu en yakın rakibine 8-9 bin oy fark atarak 31 Mart akşamında Amasya Belediye Başkanı olan, şu anda da Amasya Belediye Başkanımız, Şehrül Emin'imiz, Amasya'nın Şehrül Emin'i ama bu Uluköy'ün, Taşova'nın evladı, sizlerin gururunuz. Sizler için Amasya'da layıkıyla sizleri temsil edebilen, eden ve iki aylık süre içerisinde de Amasya'da çığır açan, çok güzel işlere imza atan, işte Ramazan-ı Şerif girdi, Amasya ilinde her mahallede yemek veriyoruz. Verilen bu yemekler hiç kimsenin katkılarıyla değil, tamamen Amasya Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı Beyefendi tarafından karşılanmaktadır. Evet, herhangi bir holdingden, iş adamlarından, herhangi bir derneklerden, vakıflardan, odalardan değil, tamamen kendi gayretiyle, kendi kazanmış olduğunu Amasyalılarla, Amasya'nın garibiyle, Amasya'nın kurabasıyla ve Amasya halkıyla birlikte 25 gündür Amasya'nın çeşitli mahallelerinde bu iftar yemeğini vermeye devam ediyoruz. Bu akşam da Cenab-ı Allah nasip etti, Mehmet Sarı abimizin ata toprağında, yani Uluköy'de hep birlikte iftarı açmak şerefine Cenab-ı Allah bizleri nail etti. Şükürler olsun. Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde ve iki güzel gün, bir cuma günüydü. Bu arada cumanız da mübarek olsun diyorum. Ve bu akşam 40 aydan hayırlıdır. 11 ayında Sultan-ı Ramazan'ın içerisinde de en güzel ay olan Kadir Gecesi'ni kutlayacağız. Cenab-ı Mevlamıza şükürler olsun, bu iki güzel günü bize yaşatıyor. Ve bu iki güzel günde bu güzel insanlarla birlikte bu güzel beldemizde, Uluköy'ümüzde sizlerle birlikte iftar programında
sizlerle birlikte iftar açmaktan gururluyuz, onurluyuz. Hepinize bu iftarımızı tertipleyen, düzenleyen ve geleneksel hale getirmiş olduğu iftarda da bu akşam yine sizlerle bizleri burada buluşturan Milliyetçi Hareket Partisi Amasya Milletvekili, Amasya Milletvekilimizde, evet öyleydi, seçildiği halde elinden aldı milletvekilliği. Amasya Belediye Başkanımız Şehrül Eminimiz Sayın Mehmet Sar ağabeyimize sizlerin huzurunda teşekkür ediyor ve konuşmalarını yapmak üzere. Amasya Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı Beyefendi mikrofona davetimi arz ederim. Afiyet olsun efendim hepinize. Teşekkür ederim. Evet. Cümleten selamun aleyküm. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabule karin eylesin diyorum. Aramızda uzakları yakın eden gelen arkadaşlarımız var. Çorum İl Başkanımız, efendim kardeşimiz buradalar. Huzurunuzda kendilerine teşekkür ediyorum. Yine Amasya İl Başkanımız buradalar. Merkez İlçe Başkanımız buradalar. Ve Erbağ'dan gelen belediye başkanlarımız, efendim ilçe yöneticilerimiz, doktorumuz, efendim başkanlarımız, misafirlerimiz ve çeşitli şehrimizin çeşitli bölgelerinden gelen iş adamlarımız, hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz, şeref verdiniz. Evet, böyle bir akşamda, böyle bir güzel akşamda sizlerle buluşmanın keyfini yaşıyoruz. Her şeyden önce nefes almanın, tekrar bir yıl sonra sizle buluşmanın mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz. Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek, hamdü senalar etsek bizim için azdır diye düşünüyorum. Şöyle bir hayal ettiğimizde dünleri, önce aklımızdan geçenleri bir söyleyelim. Biraz önce baktım Salih abi, burada eski belediye başkanlarımızdan Salih abi inceden inceden ağlıyor. Ben hissettim ne demek istediğini. Beni gördüğünden anlamadı. Çünkü aynı yerde birkaç yıl önce bizim önem verdiğimiz, ehemmiyet verdiğimiz, canımız, ciğerimiz, kardeşimiz dediğimiz ve öyle kabul ettiğimiz efendim Faruk abi sağdı ve aynı yerde oturuyorlardı. Üzülüyorum, ben gitmem lazım dedi. Dedim otur oturduğun yerde. Onun için onunla ruhu şerifine Fatiha diyorum. Cenab-ı Hak onu dostlarına komşu eylesin. Cenab-ı Hak onu sevdiklerinin yanında haşreylesin inşallah diyorum. Efendim her zaman biz ona Fatiha-i Şerif okuyoruz. Evet. Dün buralardaydık. Bugün yine buralardayız. Yani ilk doğduğumuz günlerde, efendim sokakta oynadığımız tarihte, bu köyün tozunun toprağının içerisindeysek 60 yaşımıza geldik. Biz yine buralardayız elhamdülillah. Neden? Bizim buralara bir sevdamız var. Bizim buralara bir aşkımız var. Bizim buralara hizmet etmekle kabili karar eylediğimiz ciddi bir niyetimiz var. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın her gününe şükretmek lazım. Ben her halime şükretmişimdir. Biliyorsunuz birkaç seçim yaşadık. Kiminden aldık, kiminde verdik. Fakat hiç kimseye küsmedik. Hiç kimseye darılmadık. Mevlam neylerse güzel eyler dedik. Hiç niyetimiz yokken, aklımızda yokken kader bizi getirdi, Amasya belediye başkanı yaptı. Yani kim derdi ki bu köyden birisi çıkacak da Amasya şehriyle emin olacak? Kimin böyle bir iddiası olabilirdi? Cenab-ı Hak ezel ve ebed dediği noktada kaderi ne yazmışsa o tecelli eder. Kim der ki şimdi şurada efendim 4 yaşındaki bebenin yarın bir ordu komutanı olamayacağını, yarın bir genelkurmay başkanı olamayacağını, yarın bir cumhurbaşkanı olamayacağını kimse iddia edemez. Onun için biz kaderimize şükrediyoruz. Ne gelirse Cenab-ı Hak'tandır deyip tevekkül tutali Allah deyip baş tacı yapıyoruz. Desturumuz budur. Hiç kimseye küsmeyiz. Hiç kimseye kırılmayız. Çünkü bizi yaratana efendim karşı efendim ne deriz?
boynumuz kıldan incedir. Ama bir desturumuz var. Bir kararımız var. Bir sözümüz var. Bir duruşumuz var. Nedir? Diyoruz ki elif gibiyim. Eğilmedim, eğilmeyeceğim inşallah. Günde 5 kez Cenab-ı Hakk'ın huzurundan başka. Yanlış yapmadım, yanlışı yapmayacağım. O yanlışı bana kimse de yaptıramaz diyorum. Ve bu noktada da kararlıyım. Vatandaş ne isterse, Amasya halkı ne isterse ben onu yapacağım diyorum. Evet, sevgili köylerim, sevgili büyüklerim, ablalarım, bacılarım, Amasya'nın sokaklarında yürüyemiyorum biliyor musunuz? Benden arkadaşlık eden arkadaşlar görür. Sokaklarda yürüyemiyorum. Herkes bana artır ediyor. Büyüklerin biz elini öpüyoruz, küçükler bizim elimizi öpüyor. Boyunlarını kucaklıyoruz. Muhabbet senedir gidiyor. Dostluktur gidiyor. Ünsiyettir gidiyor. Ama biz ne dedik? Hep meydanlarda şöyle söyledik. Dedik ki, gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül muhabbet ister. Gönül aşk ister. Gönül sohbet ister. Gönül yarenlik ister. Gerisi bahane dedik. Yola böyle çıktık. Hiç kimseyi o oradandır, bu buradandır diye ayırmadık. Ama siz şehrimizi biliyorsunuz. Ne dedik? Dedik ki cami de bizim, cem evi de bizim dedik. Camiye de söz söyletmeyiz. Cem evine de kimsenin kirli dilinin, kirli elinin uzatılmasına müsaade etmeyiz dedik. Ne söyledik? Bizim için asalet önemlidir. Sonra adalet önemlidir. Asaleti olmayanın adaleti olamaz. Asaleti olmayandan adalet de beklenemez. Efendim, çiğ yemedik ki karnımız şişsin elhamdülillah. Haramı iştigal etmedik. Kötü yolda bulunmadık. Biz aynı köylüyüz. Delikanlılık ve yetişme dönemlerimizi biliyorsunuz. Hangi haramla iştigal ettik? Çok yapmışsak birinin bağından geçerken erik koparmışızdır. Onun halinde, haricinde halimizde bir defa yoktur elhamdülillah. Onun için ben Amasya'nın belediye başkanıyım. Lakin ben belediye başkanlığını bir sıfat olarak taşıyorum. Onu Amasya halkının onuru, Amasya halkının gururu olarak hassasiyetle efendim onu muhafaza ediyorum. Kendimin olmadığını biliyorum. O amaneti bana verdikleri için de hem onlara teşekkür ediyorum hem de halime şükür ediyorum. Evet. Çok güzel işler yapacağız. Mükemmel işler olacak. Biliyorsunuz kadromuza yeni yeni insanlar katıyoruz. Sayın eski Erbaa Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Yenihan Bey'i de kendi kadromuza kattık. Çalışma ekibimizin içerisinde. Daha yeni yeni insanlar katacağız. Amasya'da benim Amasya sevdam var. Ben Amasya ile alakalı güzel işler düşünüyorum. Benim bir hayalim var diyen, yaşıyla kamil olan büyüklerimizi, hani eski tabirle aksakal diyorlar ya, biz onlara danışma meclisi diyoruz. Aynen onlardan bir danışma meclisi kuracağız. Amasya'nın için ne gerekiyorsa, hangi güzellik gerekiyorsa onları yapacağız. Biz Amasya'da 100 tane projeyle sokağa çıktık. Her zaman şöyle söylüyorum. Siz verebilirsiniz. Bugüne kadar söz verip de yapmadığım işe şahitliğiniz oldu mu? Ben aranızda büyüdüm. Okullarda beraber okuduğumuz arkadaşlarımız var. Sokaklarda beraber dolaştığımız kardeşlerimiz var. Yaşça büyük, bizi seyreden büyüklerimiz var. 100 tane projem var. Cenab-ı Hak bu canı,
bu bedende bıraktığı müddet içerisinde Amasya o 100 tane projeyi inşallah yapacağız. Karar verdik. Karar verdik. Amasya halkını sizler de geldi tabii sizler de böyle ırmağın kenarında tıkır 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 tramvayla seyrettireceğiz. Amasya'nın bir ucundan bir ucuna tramvay gidip gelecek. Olmayanı yapacağız. Etrafımızda bulunmayanı bizde bulunduracağız. Herkes bize gelecek. Herkes bizi izleyecek. Biz öyle söz verdik. Zaten dediğimizde yapıyoruz. Yeni seçilen belediye başkanlarının içerisinde Türkiye'de benim kadar televizyonlara çıkan yok. Haber olan yok. Biz tabii haber olsun diye yapmıyoruz. Allah rızası için yapıyoruz. Onun için niyet halis, akıbet halis. Mevlam neylerse güzel eyler diyoruz. Evet. Herkes sevdiğine sevdiğini söyleyebilmeli. Herkes gördüğü yanlışı söyleyebilmeli. Herkes gördüğü doğruyu da takdir edebilmeli. Yanlışa yanlış, doğruya doğru diyemedikten sonra insan olmamızın bir anlamının olduğunu düşünmüyorum. Allah-u Teala tabii hepimizi insan olarak yaratmış. Ki öyleyiz. Ama insanlıktan sonra adam olmak bir fazilettir. Adam gibi adam olmak daha da bir ayrıcalıktır. Bizim Amasya'nın özünde hepimize adam gibi adamlık vardır. Neden? Çünkü biz bu ülkenin kurucu unsurlarıyız. Eğer bizim büyük dedelerimiz olmasaydı biz bugün burada rahat bir şekilde efendim iftar sofrası yapamazdık. Yani 1919 Gazi Mustafa Paşa'nın efendim Amasya'mıza teşrifinde Tevfik Efendi, Müftü Efendi Paşam Amasya emrindedir demeseydi bizim büyüklerimiz cesaretini göstermeseydi, adam gibi durmasaydı müstemleke bir ülke olurdu. Suriye'den farkımız kalmazdı. Ne Müslümanlığımız, ne dinimiz, ne de diyanetimiz kalırdı. Onun için önce büyük dedelerimize şükretmemiz lazım. Teşekkür etmemiz lazım. Haklarını onların iade etmek lazım. Ayrıca Türkiye'deki 81 vilayetten 80'i Amasya'ya teşekkür etmelidir. Amasya'ya teşekkür etmelidir. Bizim hep böyle medeniyet içerisinde Osmanlı İmparatorluğu'nun geleneğinden gelen ve ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meşalesinin Amasya'da yanmasıyla beraber kurucu unsur olmamızla beraber zaten biz seçilmişiz. Amasyalılar seçilmiş. Onun için hani dedik ya onurluyuz, gururluyuz, Amasyalı olmaktan da mutluyuz. Ben öyle söylüyorum. Ben Amasya'yı seviyorum. Amasya'yı çok seviyorum. Amasya'nın ırmağını da seviyorum. Irmağının akışını da seviyorum. Irmağının akışını seyreden de seviyorum. Diyorum ki sev Amasyalı'yı, sevsin seni Amasyalı diyorum. Onun için Amasya bize hemşehrilerim, köylerim çok büyük ve büyük veba yükledi. Hani ortasından yeşil ırmak akıyor ya hasta hasta. İki dağı omzuna almış. Gam bende, keder bende, dert bende, seyran sifa bende diye ince ince seyrederken biz onun nazlı akışını seyrediyoruz. Ama o iki dağı omzunda nasıl taşıdığını hesap etmiyoruz. Tam ortasında. Aynen bu evladınıza da Amasya'nın ortasından akan o ırmak gibi iki omzunda çok ağır yük ve vebal var. Ne var? Sizlerin umudu var. Sizlerin beklentisi var. Eğer ben hata yaparsam her şeyden önce derler ki bak bu son sarıydı derler. Bak görüyor musunuz?
bu buralıydı derler. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın her gününe şükrediyoruz. Şimdi ne diyorlar? Diyorlar ki, yahu bu 2018 ve 19 özellikle Taşlı'ya bir şey oldu. Sonu suya bir şey oldu. Basit bir şey değil. Bu köyden iki tane rektör çıktı, koç gibi. Bir tane belediye başkanı çıktı. Aman ha, okuyalım nazar değmesin. Öyle yok. Türkiye'nin hiçbir yerinde şurada 600-700 haneli bir köyden iki tane rektör çıkacak. Hem de birbirlerine komşu, hem de evleri komşu. Candan cama. Evet. Sonra bizim belediye kurulalı aşağı yukarı 160-170 yıl olmuş. Amasya Belediyesi kurulalı 170 yıl olmuş. 170 yılın seceresine baktığımız zaman hep zadeler olmuşlar. Felanca zade, felanca zade, felanca zade. Bilmem Çiftlik Ağası falan filan filan. Hep şehrin içerisinde. Bu 170 yıl içerisinde köyden giden bir tek benim, biliyor musunuz? Köyden gidip de belediye başkanı olan tek bu kardeşimiz. Bu evladınız. Onun için Cenab-ı Hakk'ın her gününe şükredip her halimize şükretmemiz lazım. Evet. Fazla lafı uzattığımın farkındayım. Lakin herkes şunu şöyle bilsin. Bizim kapımızı bacamız yok. Benim makamıma gelen arkadaşlar görüyorlar. Kapıyı, bacayı söktük. Özel kalem, sekreterye, katip, randevu yok. Herkes evine nasıl gidiyorsa öyle geliyor. Çünkü biz Amasya'ya dedik ki biz size belediye başkanı olmaya gelmiyoruz. Kabul edene evlat, kabul edene kardeş, kabul edene arkadaş olmaya geliyoruz. Ben sizleri çok seviyorum. Sizden de beni sevmenizi istiyorum dedim. Onlar da kabul ettiler. Onun için Amasyalı artık sonu salını da bu komşusudur. Amasya'da hangi eve giderseniz gidin, hepsi sizin akrabanızdır. Çünkü ben sizin akrabanızım. Amasya'da da her iki evden birisi bize oy verdi. Onun için istediğiniz kapıyı çalarsınız. İstediğiniz kapıdan biz Mehmet Sarı'nın akrabasıyız. Mehmet Sarı'nın yengesiyiz, teyzesiyiz, amcasıyız dediğinizde açılmayacak hiçbir kapının olduğunu zannetmiyorum. Bu sizin onurunuzdur, bu sizin gururunuzdur. Çünkü ben sizin aranızdan çıktım, sizin söylemlerinizle büyüdüm, aynı topraklarda büyüdük, aynı tarlalara gittik, efendim, aynı tadı tattık, aynı türkülerle hoşlandık, aynı oyunları oynadık. Evet. Hayat bu. Yarın ne olacağımız belli değil. Her gittiğim yerde söylüyorum. Cenab-ı Hak fırsat vermişken, bu kalabalığı bulmuşken, herkes birbirine hakkını helal etmeli. Helallaşmalıyız. Yarına çıkıp çıkmayacağımız belli değil. Bugün belediyenin kapısından içeriye girdim. Yanımda arkadaşlar vardı. Öğlen hediye geliyorum. Kadının biri feveran ediyor. Diyor ki, başkanım, benim kardeşim rahmetli oldu diyor. Ben onu aradığımda dedi ki bana diyor. Dedim ki işte Ahmet. Ahmet'ti değil mi Muammer abi? Evet, Ahmet falanca muhtar oldu dedim diyor. Dedi ki ya geç muhtarı. Mehmet abi belediye başkanı oldu. Sen ne muhtarlığından bahsediyorsun? Ben diyorum muhtar. O diyor bana belediye başkanı. Yok Ahmet muhtar diyorum diyor. Ya bırak muhtarı, Mehmet abi belediye başkanı oldu diyor. Ve bugün hanımefendi oradayken belediye gelmiş. Fevran ediyordu, haber almış. Kardeşi kaç yaşındaydı? 40 yaşında oruçlu bir vaziyette efendim kalp krizi geçirmiş. Efendim kadın bizi görünce öyle anlattı. Benim kardeşim böyle diyordu diyor. Onun için şahit olduk.
Yarına hiçbirimizin karantisi yok. Ben herkese hakkımı helal ediyorum. Herkesin de bana lütfen hakkını helal etmesini arzu ediyorum, rica ediyorum. Ben sizleri seviyorum. Belediye başkanlığıymış, vekillikmiş vesairemiş, vız gelir tırıs gider. Benim umurumda değil. Bana siz lazımsınız. Emicem lazım, dayı lazım, akraba lazım, dua lazım. Maazallah, Cenab-ı Hak bizi nefsimizin şerrinden muhafaza eylesin. Ben size hep söyledim, mahcup etmem. Etmeyeceğim, etmedim, etmeyeceğim. Onun için sizlerden hep şunu istiyorum. Size soran olduğunda Mehmet bir şey demişse onu yapar kardeşim. Hele bir izleyin, hele bir görün deyin. Arkamda dimdik durun deyin. Ben sizi omzumda taşırım. Amasya Belediyesi sizlerin hizmetindedir. 1000 küsur personelimiz var. Evet. Hepsine teşekkür ediyorum. Burada hizmet ediyorlar kardeşlerimiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Onun için o 1000 küsur personelimiz bu köyün evladı, benim de kardeşlerimdir. Sizlerin de evladıdır. Efendim, bu akşamın güzelliğinde sohbet güzelken, muhabbet güzelken, gelecek senenin Ramazan'ını tekrar şimdiden hayal etmek kaydıyla diyorum. Bugünkü mübarek günümüzün herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kandilinizi kutluyorum. Ayrıca bugün Cuma, mübarek bir gündü. Herkesin tekrar Cuma'sını kutluyorum. Ola ki görüşemeyiz. Önümüzdeki birkaç gün sonra gelen Ramazan-ı Şerif bayramımızı tüm dünya milletlerinin, tüm Türk dünyasının, tüm Müslüman ülkesinin, tüm ulusların ve hasreden Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Amasya şehrimizin ve köyümüzün ve Amasya belde ilçeleri dahil konu komşumuzun herkesin Ramazan-ı Şerif bayramını canı gönülden kutluyorum. Cenab-ı Hak nice nice Ramazan-ı Şerif bayramlarını böyle huzur içinde kutlamayı nasip etsin diyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Aralarda dolandım ama elini öpemediğim büyüklerim var. Hasreten onların ellerinden öpüyorum. Efendim, onların duasını bekliyorum. Hayal ediyorum burada. Babam şurada oturuyordu. İşte Faruk abi burada oturuyordu. Ferhan orada oturuyordu. Yok. Yoklar. Biz yok olmadan, ağzımızın tadıyla, gözümüz açık, dilimiz döner, yüzümüz gülerken, yine söylüyorum, birbirimizden helallaşalım. Efendim, tekrar sizlerden helallik dilerken, Cenab-ı Hakk'ın en güzel günlerinin sizlerin olması dileğiyle, Cenab-ı Hak'tan gülen yüzlerimiz solmasın diyorum. Cenab-ı Hak birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin diyorum. Ya Rabbi diyorum, bizleri korktuklarımızdan muhafaza eyle. Ya Rabbi, umduğumuzu nasip eyle. Ya Rabbi, bizleri iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbi, bizleri dedikodudan, fitneden, fesattan muhafaza eyle diyorum. En kalbi duygularımla sizleri selamlıyorum. En güzel günlerin, en hayırlı gecelerin sizlerin olmasını arzu ediyorum. Hepinize Allah'a ısmarladık diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet, sen de mi bir şey diyeceksin? Gel gel de. Ne, niye kalkıyorsun o zaman yani? Evet, şimdi bizimki kalktı. Bir şey diyeceğim diye mikrofon isteyecek zannettim. Evet, o da teşekkür ediyormuş size. O zaman bir alkış alalım ona diyelim. Böyle böyle tak kalkınca biliyor musun? Evet. Efendim, hepinize teşekkür ediyorum. Sayın İl Başkanımız, iki kelam etmek üzere ve muhtarımızla beraber sizi alıyorum. İlçe Başkanı Aslan Berber Bey.
Sağ olasın abla. Tamam. Bir iki kelam. Teşekkür ederim başkanım. Cümleten selamun aleyküm. Hepinize hayırlı geceler, hayırlı geceler dilerim. Bugün cuma, öncelikle cumanız mübarek olsun. Kadir gecemiz, Kadir gecemiz mübarek olsun. Allah tekrarına kavuştursun. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı Beyefendi'nin düzenlemiş olduğu geleneksel iftar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Önümüzde birkaç gün sonra bayram var. Hepinizin bayramını da tekrarın kutlarım, hayırlara vesile olmasını dilerim. Sayın Başkanım, Allah niyetinizi kabul etsin. Vermiş olduğunuz iftarın duaları ve vermiş olduğunuz emekten dolayı da ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerin razı olsun. Allah'ım hepimizin dualarını kabul eylesin. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Belediye Başkanım, öncelikle Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah tutulmasın. Gerçekten güzel konuşmalar yaptınız. Tüm Müslüman aleminin Kadir Gecesi'ni öncelikle kutluyorum. Başta Sayın Belediye Başkanım, değerli misafirlerim, çok kıymetli Uluköylüler, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Uluköy adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Afiyet olsun diyorum. Zaten Mehmet Sarı kardeşimiz yıllardır geleneksel hale getirdi. İftar yemeklerin bir yenisini daha ekledi. İnşallah önümüzdeki yıllarda da devamı gelecektir. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Evet. Mübarek geceniz mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun. Birkaç gün sonra inşallah bayram yapacağız. Ramazan-ı Şerif bayramını. Bayramınız mübarek olsun der. Hepinize saygı ve hürmetlerimi bildiririm. Bizim belediye başkanımız bu onuncusunu tevsi ettiği iftar programında hepinize teşekkür eder. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, soframızı paylaştığınız için hepinize teşekkür eder. Allah hepinizden razı olsun derim. Belediye başkanımıza başarılar dilerim. Allah hepinize razı olsun. Çocuklar, ablalar, hanımlar gitmesin. Bunlara bir hediye verelim. Evet, ablalar, hanımlar gitmeyecekler. Sayın Belediye Başkanımızın sizlere bir hediyesi var.